Dostum merhaba. Merhaba dostum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu videomuzda da yeni kitabımız olan Son Mohikan. Yine bu da şey gibi, e, hani Frankenstein'de demiştik ya, herkes bir şey biliyor hakkında ama tam olarak ne olduğu hakkında evet. kimse çok bir şey bilmiyor. Tam öyle bir kitaptı. Bush. Heyecanlı, zaten ha. bizim listedeki heyecanlı kitaplarımızdan biriydi yani kesinlikle güzel bir kitap evet, olarak evet. düşünmüştük. Ben yine bunu da şey diye düşündüm, biraz daha basitmiş gibi düşündüm ama iyiydi. Bence Önemiydi. de iyiydi yani. Bir de son Moykan o kadar biliniyor ki böyle tofaş arabalarının arkasında falan bile Tabii. görebilirsiniz. Son Zaten çoğu, diye yazan <laughs> çoğu benzetmelerde de kullanılıyor yani böyle türünün son örneği olan durumlarda evet. son Moikan diye çok defa kullanılıyor. Şimdi bu kitabımız da tam adına layık bir kitap yani güzel bir kitap. Ee, aslında adına layık derken e, ilk şimdi biz İvanoğlu'da ilk tarihi romanlara başlamıştık bu da aslında onların izinden giden bir kitap ee, bizim e, Amerikalı ilk roman yazarı zaten James Cooper e, onun eseri e, zaten sen hayatına değinirsin e, kitaba hı hı. kitabı genel anlamda şöyle bir özetleyecek olursak e, kitap 1757 yılını anlatıyor aslında e, bu Amerika'nın ve Kanada'nın bir kısmının birleştiği vahşi topraklar vahşi Amerika'yı anlatıyor o ormanlarda geçiyor. Yani İngilizler ve Fransızlar hiç aslında kendileriyle alakaları olmayan bir sömürge arayışında burada yerli kabileleri de kendi aralarına çekmeye çalışarak ve aslında onları da birbirlerine düşman ederek bir savaşa girişiyorlar. Hatta 7 yıl savaşları diye geçiyor tarihte. Bu tarihte işte o bu kitabımızda o tarihlerdeki savaşı anlatıyor. Yani aslında bu zamana kadar düşündüğümüzde İngiltere ve Fransa'nın şu an o topraklarda hiçbir şekilde esamesi daha yani okunmuyor sömürge anlamında fakat o o dönemlerde yerli kabileleri bir, birbirlerine düşürerek e, bir savaş içine giriyorlar. E biz de aslında bu kitapta bu savaşın e, tabi acı yönleri var. Bir de gerçekten de tarihte yaşanmış olan Fort William Henry katliamı diye bir şey var. E, bu kitabımızda o da geçiyor. Yani aslında odan hmm. sonra ee, bizim tarihi roman diye bahsettiğimiz kitapların arasında da gösterilebilir. Çünkü bir savaş anı anlatılıyor ve gerçekten de e, bir katliamın ve orayı okurken çok içim parçalanmıştı. Ee, ondan da bahsediliyor. Ee, ve e, yani zaten Kızıl yani son Mohikan dediğimiz aslında bir Kızıl Derili kabilesi gibi ee, bu Mohikanlar. Daha bu şimdi burada altı uluslar bilmem neler burası burası biraz karışık. Yani benim de evet, en başta evet. kafam karıştı. Çünkü çok fazla isim var. Mesela bir isme 3 farklı 3-4 farklı şekilde hitap ediliyor. Ne bileyim işte Magua diyor, Mingo diyor, Mengue diyor. Bunların hepsi aslında aynı şeyi anlatıyor fakat herkes farklı şeylerden bahsediyor. Bir de e, hani herkes mesela bu çoğu filmlerde görürüz. Herkesin bir lakabı falan var mesela işte e, ne bileyim işte soluk benizli, ne bileyim işte eğilmiş sazlık. <laughs> Bunda çok var ya. <laughs> Bunda da bir uzun tüfek, kırbaş. Evet. Hani böyle direkt... Ya bazılarınınki çok iyi de var. De işte. yani Şanssızlığını e, artık e, okuştuk. E, şey çok iyiydi ya eğilmiş sazlık. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yazık çocuğa. Yani işte kitabımız aslında romanımız bunları anlatıyor. Yani tamamen yine içerisinde tamamen bir kovalamaca var çok fazla. Yani esir düşme, esir alma, kovalama, sürekli iz takip etme... Hani ayak izlerinin ne kadar önemli olduğu, evet, ormanda yani. yürümenin ne kadar önemli olduğu, güneşin, rüzgarın yönünün, yaprağın bir kırılmış dalının, hatta o kırılmış dalın yukarı mı kırıldığı, aşağı mı kırıldığı. Bunların hepsinin çok hmm. önemli olduğu bir kitap. Yani bunların zaten okudukça önemini anlıyorsun o dönem için. Çünkü ormanın derinliklerinde ve sürekli ormanın sessizliğinden, en ufak işte bir çıtırtıdan daha yön bulabilen insanlar var. Ee, o yüzden işte bu kaçışların olduğu. Hatta şöyle düşünüyorum. Şimdi sonuçta bu İngilizler ve Fransızlar o topraklara gidiyorlar. Fakat ne de olsa oraları, oranın yabancısı bunlar. Onların yaşadığı zorluklar evet. var. Yani özellikle binbaşı. Yani öyle salak aptal gibi ortalıklarda geziyince durdu bir ara. Ee, Değil mi? Koca e, İngiliz ordusunun binbaşısı. Evet, Özeline evet. seçilmiş adam. Hı hı. Oraya gittiğinde... E böyle eli kolu bağlı Gerçekten kadınlardan öyle. bir farkı kalmayan biri haline geldi mi, ormanın Aynen içinde. Aynen öyle yani. Çünkü o ormanın içi yani oranın yerlilerinin e, yeri. Yani herkes kendi çöplüğünde öter misali. E, o yüzden mesela o hani koca İngiltere ordusunun dersin binbaşısı tamamen boş. Ne bileyim işte e, bazı askerler eli tüfekli tamamen zırhlı askerler kimlere karşı savaşıyor? Kabiledeki Sadece birkaç tarafı örtülmüş tamamen çıplak savaş boyaları ve ellerinde baltalarıyla e, olan yerlilerle savaşıyorlar. Hani ve çoğu zaman mesela yerliler işte bağıra çağıra geliyorlar ya bir de huh falan mesela vururlar. Evet çığlık hani, çığlık. Aynen işte bunların hepsi tabii e, o medeni dediğimiz tırnak içinde taraftan gelen insanların üzerinde tabii çok değişik etki yapıyor olsa gerek. Bunların hepsinin içinde e, gayet güzel harmanlanmış, bunların hepsinin içinde olduğu güzel bir kitap. Hiç sıkılmadım. Hatta son sayfaları çok hızlı aktı artık e, son zamana doğru. Hem videomuzu da bir an önce çekelim, diğer kitabımıza geçelim diye. E, evet. Güzeldi yani aslında e, burada konuşulacak üzerine fazla bir şey böyle olay örgüsü içerisinde şu oldu bu oldu diye anlatmak yerine biz e, bu videomuzda e, kitabın genel özetini. Ve e, altını çizip beğendiğimiz yerleri konuşmak istiyoruz. Bunu da şimdi bize dinleyenlere söyleyelim. E, biraz daha böyle e, kitaba bağlı kalmak yerine düşünce odaklı tamamen kendi fikirlerimiz üzerinden bir video olacak. E, i̇lk etapta söyleyeceklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey varsa hı hı. konuşabiliriz. Evet ya ben e, şeyi çok farklı düşünüyordum. İşte bu İngilizler, Fransızlar e, Amerika'ya gidiyorlar ya. Ben kabileler hepsi bir İngilizlerle Fransızlarla savaşıyor gibi düşünüyordum. Halbuki bunlar e mesela bir kabile Fransızların yanında savaşıyor, bir kabile İngilizlerin yanında savaşıyor. Hı hı. Hem birbirleriyle savaşıyorlar, hem İngilizler Fransızlarla birbirleriyle savaşıyor, değil mi? O ta, tabii yani e orasının öyle olduğunu çok bilmiyorum. Mesela ben de son boyukan duydum. Yani bunun Kızılderilerle alakalı olduğunu da biliyorum. Tamamen kendimden yola çıkarak söylüyorum. Ama bu için içerisinde İngiliz ve Fransızların savaşmasının olduğunu çok bilmiyordum açıkçası. Ben kabileler arasında savaş olduğunu biliyordum mesela ben de. Hani demek istediğim sen tamamen farklı biliyor musun? Ben tamamen farklı biliyorum. Meğersem senin dediğin gibi işte hem İngiltere hem Fransa birbirle savaşıyor ve orada aslında bir yerde akraba olan kabileleri birbirlerine düşürüyorlar. Bu çok kötü bir şey bence. Ee, birbirleri herkes onlar zaten birbirleriyle savaşıyormuş ama eski çağlardan beri de savaşıyor. Şimdi tabii tabii hem hem savaşıyorlar hem mesela kimisi bir o tarafa geçiyor İngilizlerin tarafına. Bir öbürkü tarafa geçiyor. Hem eskiden düşman olduğuyla şimdi yan yana savaşıyor. Onların da kafası karışmış. Hani dost olduğu düşman olmuş, <laughs> düşman olan dost olmuş. Senin işte evet. düşmanımın düşmanı dostumdur olmuş. Neler neler ya. Aynen. <laughs> Bir de şeyi itiraf edeyim ya, sen bu son moykan deyince son kızır delili mi düşündün? Evet. Ya çünkü <laughs> ben de öyle düşündüm. Ya, son kızıl delili kaldı ve onu işte Avrupa ırkından olan e, insanlar öldürdü diye düşünmüştüm. Ama gel gör evet. ki bambaşka bir şeyle karşılaştık yani. yani son kızır delili demiş son moykan dediğimiz kızır delilerin böyle biraz daha e, kök köklü, biraz daha soylu. Daha atası Onlara gibi. göre. Hı -hı. Evet. E, bir ırklarının sonuncusuymuş. Yani son Moikan dediğimiz Unkas. Kanı daha asil Meğerse olan. Meğerse öyleymiş. Gibi. Tabii. Babası da duruyor evet. aslında ama o yaştan sonra bir daha evladı olmaz herhalde. Ya halbuki her şeyi yapabiliyor. Yani niye olmasın yetti düşündüm sonuna bir doğru. De benim, benim yani... şey oldu bak kafama takılan mesela bu <laughs> kitapta. Mesela bizim bu uzun tüfek var ya Şahin Göz. Evet. Şimdi bu, bu, adam da aslında tamamen beyazlık. Yani soluk benizlilerden. Şimdi kızıl... Ama yerliler yetiştirmiş. Tabii yerliler yetiştirmiş. Ama ben bak e, hatta bunu altı çizili yerlerde tekrar konuşuruz da. Onun da böyle aslında tam kızıl derili değil. Tam işte böyle arada kalmış gibi bir, ama tamamen tabii onları sahipleniyor. Onlar gibi konuşuyor, onlar gibi yetişmiş. Tabii dillerini ama de bir biliyor. bir yandan da ya, o şey beyazlığını biraz da sanki şey yapıyor böyle. Değişik yani. Her şeyin üstün taraflarını almış işte beyazların üstün tarafını almış, Kızılderililerin iyicilik, üstün yeteneklerini almış falan. O bir şeyin kahramanı. James Cooper'ımızın kahramanı yani o. Ama şöyle bir şey var. Hem almış, hem bunun farkında, hem de bunları dile getiriyor. Bir de böyle bir şey var. Hani beyaz olmasını getirdiği İki tarafı da iki tarafı da tutmadan. Hı İki, iki, tarafı da tutmadan iki tarafında iyi olan insan yani iyi olan tarafları tutarak mesela kızı savaştığı grup da var ama kardeşi olarak gördüğü şey de var yani e, Sagam orada var tabii kardeşi ki olarak gördüğü şimdi benim kasımlarda. burada şey demiştim ya ben başta herkesin değişik isimleri var kafamız karışabilir şimdi bu kitabı okuyanlar zaten bizim ne demek istediğimiz çok iyi anlar Okumayanlar için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bizim bu Şahin gözlediğimiz yerler tarafından yetiştirilmiş beyaz ırktan gelen insan. bunun bir ismi var normalde. bu isim hatırlıyor musun neydi? Nathaniel. Heh, şimdi bu adamın ismi bu. En sonunda söylüyor. Şimdi bu bir kabile buna Şahin Göz diyor. Bir kabile buna uzun tüfek diyor. İşte bir başka bir insanlar işte buna geyik öldüren diyor. Yani mesela bu adamın e, dört farklı ismi var romanda. Kim bölümde, evet. kimi bölümde Şahin Göz söyleniyor, işte kimi bölümde geyik öldüren söyleniyor. Düşmanları uzun tüfek diyor. Hani böyle bir örnek üzerinden ne demek istediğimi anlarlar diye bunu belirtmek istedim. Yani buralarda kafa karışabilir. İşte Magua diyor karşı e, kabileden birisine. E i̇şte ona Mingo diyor. İşte Mingo sonra öğreniyorsun ki aşağılamak için kullanılıyormuş. E, bu tarz şeyler Hı -hı. var yani. Hani e, bunu okuyacak olanlar eğer varsa bunu bilerek hani okusunlar. Belki not almak işlerine yarar. Evet bu senin dediğini ön sözde şöyle anlatmış yani şimdi bir kızır delilinin konuşmasında konuşma şekli ve hitap ettiği kişiyi adlandırdığı şekil farklı ee, ne bileyim bir binbaşının adlandıracağı şekil farklı bu yüzden de yazar öyle diyor bu yüzden de ben e, aynı kişinin birkaç farklı hitap edilecek şekildeki isimlerini farklı farklı kullandım evet diyor bunu da söylüyor. Hı, yani. Zaten gerçekten düşmanı başka bir şey söylüyor. İşte Aynen. ne bileyim dost olduğu kabile başka bir şey söylüyor. Kimisi Hı -hı. zaten onun gururunu okşayan isimler, kimisi onu ezen isimler. E, bunlar var Hı -hı. tabii ki. Bu kafa karıştı. Yani benim dediğim o... kafa karışıklığı bu. Yoksa kitabın içerisinde olay örgüsü içerisinde hiçbir kafa karışıklığı yaşamıyorsun. Sadece sürekli bir kovalama, yakalama, bırakma, kurtarma, kovalama, yakalama. <laughs> ya çok bırakıyorlar ya. Neyse. Orası orası biraz, Ona orası biraz şey. Ona Aynen. Ya dediğin okumayı biraz zorlaştırıyor ya bu şu hangisiydi falan dedirtiyor ama gerçekçiliği arttırmış ona bir şey diyemem İyi bir düşünce yani. Ve kabilelerin de farklı isimleri var gibi sanki ne bileyim işte apalar var işte Vapanakkiler var Moikanlar aynı işte. Dalabere. Ya biraz işte Amerika'da yaşayan Hı -hı. İngilizler okusa o dönemde çok rahat mesela anlarlar ben, tabii ki de. Şu kitapta e biz 200 yıl sonra okuyunca. E, şu kitapta şunu da anladım. İsteriz Yankee mi? diye bir şey var. Onu gördün değil mi orayı? Aa, ya evet ya, Yankee'nin anlamını da öğrenmiş vallahi Valla bu kitapta öğrendik Yankee'nin anlamını. Yankee. ama Aynen ben de burada yani şey Amerika'ya yerleşen İngilizler mi? Öyle mi anlayacağız bunu? Evet evet. Hı -hı. İşte mesela ben bu kitapta öğrendim. O dönemde tabii başka şekilde e, ...telaffuz ediliyordur ismi ama... ...bu kitapta o da geçiyor ve onu... ...gerçekten öğrenmiş olduk. Ya resmen... ...halk ağzını bayağı vermiş yani... ...konuştuğu avcıyla avcı beraber. Bir de şimdi yazarın hayatını sen şimdi... ...geçeceksin zaten de... E, Hı, doğru ...şimdi evet. şöyle bir şey var... bak ...zaten bu ön sözde bizim asıl... ...yine bu videolarımızı... E, ...arka arkaya yani biz tarih sırasına göre... ...çekmemizdeki amacımız yine bizi... ...haklı çıkarıyor yani olumlu anlamda. Çünkü... Jane Austen'dan, Austen'dan bizim Walker Walter Scott'tan yani Ivanov'un yazarından esinlenerek yazılmış bu kitap yine. Yani yine bu olayların zaten bu çeviri geleceğim ona. <laughs> Jane Austen yine hayatında da var. Her yerde Ta çıkıyor abi ne tabii Jane Austen'mış. Çünkü Glad bir olsun. öncü o zaman bahsetmiştik ya o dönemi çok önemli yazarlarından bir öncü özellikle kadınlara. daha sonra zaten Mary Shelley'e Walter Scott'a bunların hepsine de aslında beraber onların etkisi var bu yazarımızda da etkisi var ve bu sefer farklı bir kıtaya geçiyoruz Avrupa'dan Amerika'ya geçiyoruz ee, yayılıyor yani aslında artık edebiyat tabii burada büyük ihtimal evet. matbaa da devreye girmeye başlamıştır tam tarihini bilmiyorum ama tabii de var. İşte iyice yaygınlaşmıştır ya da öyle söyleyeyim çünkü e, yani Hı -hı. o dönemde bir tarafta Avrupa'daki bir kitabı Amerika'daki birinin okuması biraz şey yani zor olsa gerek fakat İstedikten istedikten sonra adamlar tabii ki de etkilenip e, bunları romanlarında kullanıyorlar. Ya edebiyata gerçekten çok önem veriyorlar. Bak bu okuduğumuz yazarların çoğu bu şimdi bunu da anlatacağım James Cooper'ı. E, gerçekten kitap yazarak e, hayatını zengin bir şekilde devam ettirebiliyorlar ya o dönemde bile ve o dönemde de hani şey basımın ya, hani bu kadar değer görüyor bu kadar, gerçekten bu dönem kadar bizim yüzyılımızda kadar yaygın olmadığı ve bu kadar insanın olmadığı bir dönemde demek ki hmm. ya ama zaten şöyle bir şey yani o zamanlar galiba e, herkesin bir kitabı varmış ya okuduğu. Yani ben en az bir 10 kişiden 7'sinin okuduğu bir kitap var büyük ihtimal. Yani herkesin işte hatta böyle küçük kitaplar falan çıkarmışlar ya cep kitapları ben böyle bir şey görmüştüm bir yerde. Evet. Yani bu evet, işte evet. bunların... Gerçi <laughs> işte televizyon yok ne bileyim telefon yok bir şey yok ya belki o yüzden de şey olabilir kitaplar. Tabii ki de ama işte insanların buna şeyi var e, talebi var. Bu arzla karşı, var, bu var, var, karşılanınca var. tabii e, arz-talep ilişkisi üzerinden gayet... Mutualist bir ilişki oluyor yani çok biyolojik konuşmam <laughs> karşılıklı yararları var aynen. yani birbirlerine. Evet şimdi yazarımıza geçeyim James Cooper'a. Var ya sen zaten bunu anlatacağım dedin hani ben anlatayım dedin. Ben Aha. hiçbir şeye bakmadım bu yazar hakkında. Sadece ilk işte. İyi bak ama, çok bakmaman iyi olmuş. Aynen zaten merak et yani merak eğlenceli edin çünkü. diye. Ama, çok eğlenceli var. İlk Amerikalı romancı olarak tanındığını biliyorum. Sadece. Aha. Ve işte bu kitabını biliyorum. Başka kitabını da bilmiyorum. E, o yüzden hiç bakmadım. Hı -hı. Sırf hani bizi Süper. dinleyen diğer insanlar gibi ben de seni dinleyeceğim ve kafama gelen her şeyi tak 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 soracağım yani. Ve katılacağım Aynen. sana. Bak, daha iyi olmuş aslında. Hiç bakmadan Aynen daha iyi öyle. olmuş. Şimdi bu adam <laughs> İngiliz aslında. Yani öyle söyleyeyim. Ama tabii sonradan Amerikalılaşmış. Babası İngiliz colonis, kolonisinde doğmuş, sonradan da çok zenginleşmiş William Cooper. William Cooper'ın 12 çocuğundan bizim James Cooper 11. Yine çocuk. bir çocuk bollu. Yine bir, bir sürü çocuk şeyi. <laughs> Ama kitapta da diyor beyaz adamlar diyor, adin yaprakları gibi çocuk doğuruyor. Evet Hatta ya. Fark ettin ya mi orayı? Çok iyi. Şimdi de tam tersi ya. <laughs> Soluk benizler diyeceğim ben. Evet evet. Şimdi de beyazlarda oluyor. Doğru. Bizim James bir yaşındayken babası yani New York'ta kendi adıyla Cooperstown diye bir bölge kuruyor. Oraya taşınıyorlar. Yani adam <laughs> Cooperstown hani Cooper'ın şehir, kasabası gibi kuruyor. yer kuruyor. Oraya taşınıyor. Aynen yani kasaba kuruyor Aynen. yani babası. Hı. Öyle denk. Ee, Amerikan Kongresi'nde falan seçiliyor babası. Baya büyük bir adam. 13 yaşında babası bunu Yale Üniversitesi'ne sokuyor. Köklü bir üniversite. Ama bu bizimki biraz manyak kanka. Ee, rahat durmuyor orada. Bir öğrencinin oda kapısını patlattıkları bir olaya karışınca artık bunu dayanamayıp üçüncü yılındayken atıyorlar hmm. onu. Hani babası o kadar şey olmasına rağmen atılıyor. Yani oda patlatıyor falan. Daha öncesinde de okula eşek sokmuş. E, içeri kilitlemiş eşeği Allah falan. Allah. Yani hiç rahat durmamış okulda. <gülüyor> <gülüyor> Buradan atılınca da diplomayı falan boş vermiş. Denizci olmuş. Yük ve insan taşıyan gemilerde işte denizcilik falan yapmış. Sonra e, filolara falan geçmiş bayağı devlet işlerinin mevki olarak da yükselmiş daha 17 yaşındayken. Bu 20 yaşına gelince babası vefat ediyor. E, bu da memlekete geliyor işlerin başına Şimdi geliyor. Şimdi bir dakika bir hemen, hemen lafını böldüm. Aha. Şu... <gülüyor> <gülüyor> böl, böl, evet, Şunu olsun. fark ettim. Bu yazarların hepsi küçük yaşlarda böyle büyük işler başarmaya başlıyor ya. O dönemde mi böyle bir şey var ben anlamadım. Çok çok genç başlıyorlar. Evet çok genç başlıyorlar. Işte... Göte öyle bak. Hı -hı. Ama hepsinin ailesi iyi ya. Hani diğer bütün o e, hiyerarşi var ya. O, o direkt atlıyorlar, de, değil mi? Diğer çok basamaklar zaten e, hazır geldiği için adam üst basamaktan başlayıveriyor. Unutursun. Yani o zaman şöyle bir bak. Bu zamana kadar e, göte işte Jane Austen, evet. Mary Shelley ve e, Walter Scott dört oldu. Bu beşinci. Tamam. Bunların hepsinin, hep ailesi hepsinin, çok iyiydi. Hepsinin ailesi çok iyiydi ve e, Hayatın basamaklarındaki e, çoğu engel önceden çıkılmış ve merdiven dayatılmış bir şekilde hayatlarına başlıyorlar aslında yükseğe doğru. Evet. Bunu da yine görmüş olduk, şaşırtmadılar. Hı hı. Ya yoksa bu cesaret e, kolay kolay işte ezilmiş bir aileden, iş işte sınıfı bir aileden gelen bir çocuğun Aa, çok, yapabileceği bir çok cesaret mi? Çok zor. Değil Şu yani. an bile öyle ki. Ben yani, işte çok zor. Üniversiteyi e, eğleneyim, bırakayım de kalkayım denizlere çıkayım falan. Zor yani. O cesaret alabilmesi için gerçekten işte çoğu şeyi daha önceden tamamlamış olması hı hı. gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Evet iş, işlerin başına geliyor 21 yaşında da hemen evleniyor. Yani geliyor, iş babasının bıraktığı şeyleri devralıyor. Cooperstown'da evleniyor. Hı hı. Ee, evin içinde böyle güzel hayat yaşarlarken bir gün karısına bu sesli kitap okuyor. Karısı herhalde okumazma bilmiyor yani genelde kadınlar öyle. Muhtemeldir. O dönemde hı hı. aynen kitabın kurgusunu acayip sinirleniyor. Ne bileyim saçma sapan romantik bir şeydir herhalde. Kitabı tutup fırlatıyor. Karısına da diyor ki ya diyor ben bundan daha iyi bir şey yazarım. Kadısı da işte hadi oradan falan biraz şey yapıyor. <laughs> gaza getiriyor bunu. <laughs> bir tane yazmayı deniyor. İsimsiz yayınlatıyor. Abi yine yine, yine Jane Austin tarzında. Yani. Evet evet. Jane Austen'dan etkilenmiş şeyde. Onun tarzında. Ama kitapta tutuyor baya baya. Hemen ardından bir tane daha yazıyor. Bu kez böyle daha kendi tarzı gibi işte yavaş yavaş kendini buluyor. Amerikan devrimi sırasında yine o bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu adam da ama gerçekte komşusu yani komşusundan yani, Hayatındaki anlatmış. bir olayı o, o çocukluğundan etkilendiği şeyleri anlatmıştı. Evet hmm. bu da işte komşusunun anlattığı şeylerden. E, komşusu John Jay onu yazmış bu sefer de. Ama bu bayağı bir tutuyor bu sefer. Hatta bu kitap Amerika kıtasında en çok satanlara giren ilk Amerikan romanı oldu. Normalde hep e, Avrupa kıtasında yazılan romanlar Hı -hı. Amerika'da Hı -hı. okunuyor. Ya çünkü orada çok yazan yok Amerika'da yazan yok Hı -hı. yani. Bu en çok satanlara giren ilk Amerikan Amerika'da yazılmış o kitap. O zaman oluyor. ilk ilk Amerika romancı yani. diye bu yüzden tanınıyor aslında. Aynen. Yani roman olarak da evet iki roman yazmış. Amerika'da bir, belki tarihi bir sürü yazılar vardır da. Hı -hı. Roman olarak Hı -hı. bu yazmış. Tamam bu tutunca tamam diyor. Bizim Cooper. Peş peşin adam 32 tane roman yazıyor. Macera roman. <gülüyor> <gülüyor> Şeye kadar işte yaşına kadar. Kitapları Avrupa'da da acayip tutuyor. Ailesiyle birlikte bunu 6-7 yıl, yıllığına Avrupa'ya gidiyor. Oralarda da kalıyor ama yine de geri geliyor. E, Cooperstown'a geri geliyor yani. Kendisi kesin kesin gibi. bu da ruhunu dinlendirmek için İtalya'ya gitmiştir. İyi <laughs> <laughs> gitmemiş <gülüyor> İtalya. Ha gerçi Avrupa'ya bayağı yeri kesin gitmiştir, kesin gitmiştir ya. Gitmiştir. Evet. Ya kitapları Avrupa'da çok tutuyor. Onu birazdan da anlatacağım dinlerin. Ee, direkt şeyine geleyim. adamın hayatının sonuna gelip 62. doğum gününe bir gün kala ölüyor. Babasının da gömüldüğü yere gömüyorlar. Aile şeyi mezarlı da var orada. Eşi de birkaç ay sonra ölüyor. böyle bir hayat işte. Onu da eşini de yanına gömüyorlar. Eşiyle ama ilişkilerini çok sevdim. Yani. Tabii değil mi? Şey, şey yani. Güzel değil mi? Yani sen, yani sen mi yazacaksın? Hani yaz da görelim. Aynen hadi Adam yaz da 10, 32 falan tane böyle. Yapmış. Adam sesli kitap okuyor eşine falan. Yani güzel Ya işte değil, bu aslında ne olsun. Gençliğinde bu eşek sokan şeye üniversiteye o kafa anladın mı? Hani hala devam ediyor o kafa. <laughs> evet evet. Yani Çünkü başka <laughs> derdi yok Bütme. Geçim derdi yok. Hani iş bunlara kadar gelebiliyor. Hadi bir geçim derdi olsun da göreyim onu. Sesli kitap okusun. Çok zor. <laughs> Bak bizim Cooper'ın e, güzel tarafı bunun kitapların hepsi bu daha ölmeden önce çok popülerdi. Bu yazar için mesela bu Jane Austen'da sonradan hep sonradan akıllarına geldi. Sonradan ödüller verildi. O dönemde evet. çok e, hakkı teslim edilmedi yani. Herhalde o, o sonradan adı geçiyor yok, ama. Yok, adı geçiyor ha, ama aynen. mesela Jane Austen ee, onun kuzeni onun hayatını biraz Gerçekten. irdeledikten sonra onun önemi artık iyice açığa çıkıyor. E, evet ya. Zaten çok genç ölüyordu. O da ölüyordu, çok genç. Doğru. 40 42 40 yaş. 42 yaşında ölüyordu. Öyle bir şey 40'lı yaşlarında ölüyor. Sonradan zaten Hı. hani öyle doğru, bir doğru. şey. İşte sonradan artık değeri öyle anlaşılıyor. Sonradan en iyi yazarlar listesine giriyor. En başta zaten çoğu roman Hı -hı. isimsiz yayınlıyor ya baskılardan korktuğu için o dönem feminizm falan filan. Evet. İşte bu yaşarken en azından tatmış biraz o şeyleri. Duyguları. Doğru. <laughs> Bak daha bu yaşıyorken kitapları Türkçe dahil, hmm. Arapça, Farsça, yani o kıta Avrupa kıtası'nda, biraz da aşağıları Mısır falan hepsine çevrilmiş. Avrupa'da o kadar popüler olmuş ki ya bu adam macera yazıyor ya. Şimdi ya şimdi de bu hani bizim toplumumuzda bile. Şey bir yerden alıyor bizim yani. Bizim toplumumuzda bile bu Kızıl Dereli filmleri bu annelerimiz babalarımız biz küçükken pazar günleri televizyonda aça açarlar bu macera? Hep açarlardı ben biliyorum evet. yani Kızıldereli. Demek ki bak zaten bunlar Asya kökenli. Bu Kızılderililer öyleymiş hani. Ee, <laughs> şimdi bilmiyorum <laughs> artık. İşte öyle. Kızılderiler <gülüyor> Türkmüş. <gülüyor> öyle diyorlar. Hı hı. Bak. Ee, okuyanlara bak şimdi. Avrupa'da kadar. Okula... Bildiğim Franz Schubert var ya, e, besteci. Evet. <laughs> Ölüm Hı -hı. döşeğindeyken bile demiş ki, Cooper'ın son kitabı çıkıyor, onu bana acil getirdin demiş. Bak öyle... Allah Allah, çok <laughs> macera <'ı."> arıyorum falan. Evet <laughs> <laughs> evet. Ama daha yani kimler kimlesin? Bak Balzac, Turgenev, Dostoyevski, Tolstoy. Hepsi bayılırmış bu adamın kitaplarını okumaya. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim şimdi bu bizden bundan sonra kitabımızdan sonraki kitap Rus edebiyatına geçiyoruz artık inceden. Demek evet. ki bak işte onlar da etkilenmeye başlamışlar. Geliyor, geliyor. geliyor. Artık <laughs> geliyor. sıra Ruslara geliyor. Rus edebiyatına geliyoruz yavaş yavaş. Ama bundan sonra Ay. kitabı çok heyecanla bekliyorum. Konuyu dağıtmamak adına çok girmeyeceğim ama o sonunda konuşuruz tekrar işte yani evet demek ya demek istediğim sonra... hepsi hepsi birbirinden etkileniyor abi işte bizim görmek istediğimiz hareketler. Biz çünkü sen Aynen. sen dedin Söyle ya gitmemizin önemi. sen bir gün dedin bana sabah karşı bir mesaj gelmiş telefonuma baktım kanki <laughs> kanki dedin aklıma bir fikir geldi yapabilir miyiz? Sonra yazmışsın işte fikrini Allah'ım yataktan kalkışımı görmen lazımdı kesinlikle dedim yaparız kesin bunun arasında bir bağlantı vardır ve biz de bu bağlantıyı çıkartırız İşte bu yolda ilerliyoruz bak. Zaman geçiyor. Biz de kendimizi tabii çevremizdeki eleştirilere de açığız her zaman. Tamam. Ee, buna göre geliştiriyoruz ve akıp gidiyoruz yani şu an e, bundan sonra yani, kitap. Neler ondan öğrendik sonra be. Kitap... Hiçbir şey olmaz. Tabii ki de. Neler öğrendik yani. Kesinlikle yani bundan e, iki ay öncesine kadar ve şu anki zamana geçen arasında kendime çok fazla şey kattığımı düşünüyorum. Ki sen de öylesindir büyük ihtimalle. Evet. Yani bak şu yazarların hayatları, hayatlarından öğrendiklerimiz, sıraları Bunlar bile bizde çok güzel genel kötü oluşturuyor ve illaki illaki bir yerde bir şey hakkında bir cümle içerisinde bunların fikirlerini biz telaffuz edeceğiz ve ileride illaki bunların yararlarını göreceğiz. Hani bu kitap okumak hani yediğin bir şey değil ki zamanla yani direkt hemen etkisini Öyle gösteren mi? bir şey değil sonuçta bundan belki 20 yıl sonra e, gel ye sana bir hikaye anlatacağım diye çoğu zaman başlayabiliriz <gülüyor> yani. <gülüyor> Aa, o zaman boomer derler şimdi bize. <laughs> Olabilir yani. <laughs> evet. ya, kitapları bu şekilde bak. Diğer kitapları da böyle. Ee, ona geçeyim. Kovalamaca, takip, kaçış, yakalanma, iz. Bir Hep dakika. öyle. Yani bu romanın içerisindeki her şey diğer kitaplarına da yansımış yani anladığım eğer, Aynen. eğer Zaten macera bu romanı. Şey diyeceğim ya bu Hı -hı. ikinci kitabı işte hmm. aslında. O zaman. Yani bu son boykan okuduğumuz ikinci kitap. O zaman bizi dinleyenlere direkt şöyle söyleyebiliriz. James Cooper macera takip iz arayanların aradığı yazar diyebiliriz yani direkt. Evet. Ya ben aslında bunu niye yayın evi çok yok onu anlamadım. Bak şu an Abis diye bir yayın evinden okuyoruz. Ve evet. güzeldi ona lafım Kesinlikle. yok ona bir şey demeyeceğim güzeldi. Ama baktım ve kapağı da böyle çizgili falan. Ya dedim acaba bu ...biraz çocuk kitabı gibi miydi? Evet, Çünkü evet. kapağı değişik ya. Hı hı. Böyle miydi ya diyorum. Biz şimdi hani neler okuyoruz da... ...1800'ün başlarında bakıyoruz. Bu öyle miydi dedim. Hiç de şu... öyle çıkmadı. Böyle kanlı kanlı bir eser çıktı ona bir şey demem evet. de. Niye çevirisi yok onu anlamadım çok. Ben de mesela bu bizim büyük diye... ...isimlendirilen yayın evlerinin... ...hiçbirinde yok bu kitap. Neden olmadığını da hmm. bilmiyorum. Bu kadar tutulan bir kitap. Madem o dönemlerde çok satan bir kitap... Ama Allah var. Çok iyi. Bence ben memnun kaldım ve çevirisinin de çevirisini Okan Özler beyefendi yapmış. Aynen ee, ya. Çevirmeni de söyleyeyim. Gerçekten güzel. Hem güzeldi hem altına not düşmüş. Bazı yerlerde çevirinin evet. notu diye. Bu da güzeldi ve emek vardı. Eline sağlık diyelim. Aynen güzel bir çalışma. Ona bir şey diyemem. Hı hı. Ha bir de kitapta vahşiliği James Cooper sansürlemeden vermiş. Bak normalde o dönemde diğer kitaplarda bu kadar anlatılmıyor. Ya evet ya. Bu bayağı, bebek, bebek hatta, sahnesi a, e, mesela. bir yerde yani. dayanamayıp yazar e, aman ben artık daha fazla betimlemeyeyim. Çok kötü oldu demiş ha, Aynen öyle. Baya yine betimlediği de var yani. Hı -hı. İşte bu kitapta Şimdi da bu... şey var bak. Lafını ha. böldüm yine. E, bizim e, Walter Scott'ın İvanoğlu'sunda işte bu e, işte adam hani diyor ya işte bu kısımda da işte yorumu evet. biraz da okuyucuya aktarıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz tarzı bir yazı. Evet, bunda, bunda da var. Bunda bu. da var ki var. benim için çok önemli olan Sefiller kitabında da buna benzer çok şeyler var. O yüzden beni çok vuruyor. Demek ki buralara kadar gidiyor bak bu Victor Hugo'nun. Aynen. Bak burada şey var. İnce noktası. O dönemler hala kitapların e, kitap olduğunun bilincinde kalınması isteniyor yazarlar tarafından da. Yani Hah, aynen. Kitap, Doğru söylüyorsun. Ben anla, hani kur kuruyorum, kurgu anlatıyoruz. Sanki iş günümüze geldikçe daha böyle e, bu bir kitap değil seni e, bu sensin. Yani bir şey kurgu okumuyorsun. Aynen. Daha gerçekçi bir şeyin içine sokmaya çalışıyorum gibi çok var yeni yenilerde. O dönem adam bayağı yani kitap yazıyor. E, onu da artık okuyucu kendi anlasın gibi falan söylüyor bir yerde. <laughs> Yani direkt yani yoruma, hitap onun yoruma kitap olduğu daha çok açık. fazla belli. Evet. Bak yoruma daha açık. Mesela ben şu an günümüz edebiyatından çok fazla kitap okumadım fakat e, biz bu yayınlara başlamadan önce de senle yani görüşüyorduk bu kitaplar hakkında. Mesela biz sallıyorum Sefiller kitabında bir cümleyi bir saat konuşuyoruz. Bu yeni tür edebiyatlarda var mı? Onu merak ediyorum. Bu tarz bir kitap. Hani senin dediğin gibi şu an adamlar o zamandan eskiden demişler ki burada biraz okuyucuya bırakıyoruz. Yani bu bir kurgu. Gerisini biraz da sen düşün. Hani biraz daha yoruma açık. Ucu açık şeyler. Ama günümüz kitapları işte senin hayatın direkt bu. Hani direkt şöyle 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 mi acaba diye de merak ediyorum yani. Bunu da işte ilerleyen ya zamanda mı? göreceğiz zaten. Evet onu görürüz. Değişimini de görürüz büyük ihtimalle. Şimdi bu hani Nathaniel dediği en sonunda hatırladım. Kitabın sonuna doğru. İşte Anadan Doğma ismim Nathaniel. Sizin söylediğiniz isim uzun tüfek. Ha, aynen, aynen, ya, aynen. Avcı. Hı -hı. Zaten e, avcı hani başlıyor ona Hı -hı. denecek bir şey yok. Un, ne kadar unkas olsa da. Tabi. Son Muykan unkas olsa avcı da olur. avcı. Şimdi bu avcı bir seri kahramanmış aslında. Yani o avcı ilk Cooper'ın ilk 1923'teki kitabı Öncü diye bir kitabı var. Hı -hı. O kitabında gözüküyor. Son Muykan'da da var. Daha Hı -hı. avcının olduğu 3 kitap daha var. Yani 5 kitaplık bir seri kahraman. Hı -hı. Hatta bu Neti Neti Bampo, sonradan ismi yani. Şu an biz sadece Nathaniel olduğunu biliyoruz bu kitapta. Neti Bampoymuş yani Nathaniel'in kısaltması. Ha o zaman şöyle bu. Birinci Dünya. Bir de bu adamın yani bu bizim avcı dediğimiz e, ikinci kitabı olduğuna göre o zaman bu serinin ikinci kitabı. Bundan öncesini anlatıyor. Son... Gibi, çok bağlı Son... değil. farkındaysan bak bu ha. da çok bağlı değildi. Ama bir şey oluyorsun. E, ya bu Unkas. İşte babası bu avcıya birden kitaba dahil oluyorlar ya. O zaman orada bir hissettirmişti sanki. O zaman değil mi? o Bak, zaman birden dahil oldular. O zaman şöyle bir şey var. Aynen. Hiç onların öncesini anlatmadan o zaman şöyle evet. bir şey var. Bu adam neden sattı belli oldu. Bu adam bu seri şeklinde yakalamış. Mesela ben de merak ettim şu an. Bu adamın büyük ihtimal ilk, bir sonrakini. Anladım bir, so bir öncesini de merak ettim. Hani büyük ihtimal orada da nasıl tabii şöyle... aralarına girdiğini anlatıyor. Bunlar cilt cilt yazılıyor. Bak mesela Stendhal'ın başında ön sözü yani daha doğrusu fotoğraflara baktın mı? İki cilt yazılmış o da. Mavi vesile. Evet bu da iki ciltmiş bu arada. Bu da iki cilt. Hı hı. Yani zaten adam öyle bir noktasında bırakıyor ki yeni kitabı çıksın. Evet evet evet. Çok var evet, yani. Evet evet işte şimdi. Bu resmen şeyi bulmuş ya. Tutturmuş. B... Stephen King gibi düşün. <laughs> büyü bozuldu büyü bozuldu. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> şimdi anladım. Tamam okey. Şimdi, şimdi oturdu yani. Bak birinci... Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar sonunda katılıyor yani. Hı hı. Evet. Fransızlar o neti neti bampa uyandı. Hani bu bizim avcı şey Amerikalı avcı şeye hitaben. Ta 100 yıl sonra ha bu kitapların Neti bampa uyandı falan diye Fransızlar öyle konuşmuşlar. Hmm. Amerika'da uyan geldi bize katıldı gibi. Amerika dedikleri işte bu ha, bizim bu avcı. <laughs> anladım. Şu an oturuyor bak. Yani öyle bir öyle bir popüler bir o şey, zaman, karakter. Yani bu kadar olmasının sebebi varmış ki Şimdi anlaşıldı. Aynı. O zaman tamam yazarın hayatı bu şekilde. Öldüğünü zaten söylemiştim. Tabii ki de. E, şimdi biraz olayın üstün körü mü geçelim yoksa karakterlere mi bakalım ne dersin? Olur. Karakterlere bakabiliriz. Yani olay örgüsünü kısaca bir bahsedelim mi kitabı? Önce bir bitirelim Abi, mi kitabı e, şöyle bir? Aynen tamam ne oldu, oldu, ne öyle yapalım istersen biraz. <laughs> ilk başları sence şey yap. Ben tamam, ekliyorum. tamam. Şimdi dediğimiz gibi e, bizim için bu kitap e, İngiliz ve Fransızların e, Amerikanın ve Kanada'nın topraklarında vahşi ormanlarında e, sömürge arayışlarındaki savaşlar, yani 7 yıl savaşları, yani 1757 yıllarını anlatıyor. E, bu kitapta bizim için e, şöyle bir şey var. Zaten bak kitapta da e, söylüyor, Şu, direkt okuyayım orayı. İşte İngiltere ve Fransa'nın kaderlerinde. Ellerinde tutmanın yazılmadığı bir ülkenin hakimiyeti için verdikleri savaşın 3. yılında işte bu kanlı ve çekişme dolu ortamda geçmektir diye adam zaten açık bir şekilde söylüyor. Şimdi bu iki yani İngiliz ve Fransızlar bunların kaleleri var, komutanları var. Bu İngiltere tarafındaki komutanın iki kızı var. O başka bir birlikte. Bu iki tane kız Alice ve Cora dediğimiz iki kız kardeş babasının yanına gidecek. Aslında olay böyle başlıyor. Bir kaleden bir kaleye Aynen. gidecekler. Ama nasıl gidecek? Tabii böyle hemen yola çıkıp gidemiyorlar. Çünkü ormanlardan geçmek zorundalar. Bir sürü vahşi kabileler var. Hani Belki kabileler olmasa rahatlıkla gidebilirler. Ormanlara bu kadar hakim olmayan Fransızlar ya da İngilizler o kadar yolu kesmez. Düşman kabileler var. Ve burada bizim için ana kötü karakterimiz var. E, Magua. Doğru değil mi şimdi? Bizim kötü karakterimiz kitapta evet. bu. Evet. Şimdi bu Magua'nın ilişkisini baştan söyle, şöyle bir söyleyeyim. Magua aslında önce İngilizlerle birmiş benim anladığım e, kabile olarak. Fakat bizim e, İngiltere'yi temsil eden komutanımız ismini aklıma gelmedi şu an. William Henry miydi? Yok. İngil. şey işte. Kız şey mi? mur ha, mur. Kızların babası Munro. 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 Ha. Munro. Kızların babası Munro e, bunu e, kırbaçlatıp sürüyor yanından. Bu da intikam almak amacıyla kızlarını kaçırmak istiyor. Ee, ona hani direkt vücuduna bedenen acı vermek yerine çok sevdiği kızları üzerinden acı vermek istiyor. Ve e, onların yanına yani yol gösterici olarak ve aslında hain olarak katılıyor. Onlara yol gösterecek fakat pusuya düşürüp onlara al, alıkoyacak kızları. E, bu kızlara eşlik eden e, bizim başta söylediğimiz binbaşımız var. E ee, bu binbaşı. Aha, binbaşı bunlara eşlik edecek tabii 10-15 askerle beraber. E babasının yanına bırakıp gelecek bir günlük bu yol normalde. Yani bize anlatılan ilk kısımlarda evet. böyle geçiyor. Şimdi fakat daha sonra bu bizim Magua'mız, e, kötü karakterimiz, e, bunlara tabii pusu kuruyor kendi kabilesindekilerle beraber. Onları pusuya düşürüyor ve alıkoymaya çalışırken işte birden senin bahsettiğin 3 tane adam geliyor. 3 hero diyorum. 3 kahramanımız geliyor. Aynen. Bu üç kahramanımız Şimdi 3 kahramanımız birden ormanda geliyor. Bu 3 kahramanımız e, en önce kim olduklarını söyleyelim. Son Moikan dediğimiz Unkas. Bunun babası Shingakok. Bu artık nasıl tam okunuyor bilmiyorum. Ve bizim... Shingachguk. <laughs> Shingachguk. <laughs> <laughs> ve e, bizim e, karakterimiz Şahin Göz diyeceğim ben artık. bana en kolay telaffuz o. Aslında bir evet. beyaz fakat onlar e, avcı da ya. Avcı, av, avcı da. diyelim tamam. E, avcı geliyor. E, bu avcı kızıl delil değil aslında. Beyaz ırktan fakat onlarla beraber yetişmiş ve bu üçü e, zaten son Maykandan anladığımız e, ölçüde diğer ikisinin kabilesi artık yok olmak üzere ve hiç kimsenin tarafına değiller. Ormanlarda bağımsız şekilde takılıyorlar. Bu evet. ormanlarda gezerken ayak izlerine denk geliyorlar. Bu ayak izlerini takip ettiklerinde de e, bizim e, kötü karakterimiz olan Magoan'ın kabilesinin ayak izine denk geliyorlar ve onları takip edip o pusuya tam düştükleri anda bizim işte kız kardeşlere ve binbaşıya yardım için ortaya atlıyorlar. Tam bu anda işte e, tabi bunların tabi çok güçlü insanlar yani direkt orayı darmadağın ediyorlar ve üçüne yani kız kardeş e, bir tane tabi şeyi onu unuttuk eee Neydi bizim? Alice, Cora. Alice, Cora. Hayır Alice var. Cora var. Ee, onu değil. Binbaşı Hı -hı. var. Binbaşı Hayward var. Bir de e, düdük çalan vardı bizim kilise şeyi yapan. Ha David. Heh, David, David Şey var. o e, neydi Müezzin. <laughs> Aynen Müezzin diyelim. David Gamut. Bu var. Bu dördü de artık yani bunlarla beraber onlara diyorlar ki artık sizi biz götürelim. Yoksa siz iz yol bulamazsınız. Hiçbir şey bulamazsınız. Yani Dedik ya binbaşı çaresiz kalıyor. Evet. Böyle bir hikayenin içerisinde bunlar beraber yol alıyorlar. Tabi burada artık anlamıyorlar neden böyle bir şey yaptıkları Niye pusuya düşürdüklerini falan. Sonradan hani baştan söylediğim olaydan ötürü. Daha sonra işte tabi bunların arasında bazı aşklar tabi illaki olması gerekiyor ve oluyor da. İşte ee, Unkas bizim Koray'a biraz artık aşık olmaya başlıyor. Büyük kız aslında. E, alice Evet ya bak o... Hı -hı. Onu da diyecektim. Şimdi bu Albay'ın kızları ya farklı annelerden kızları evet, ama. Evet farklı annelerden. Kora ile Alice arasında mesela şöyle diyeyim. Kora yani 30 vardır. Alice'de Alice 17-18. daha böyle 15-16. Daha bak daha küçük. Aynen o civar evet. Ve zaten Kora Alice'i kesinlikle annesi gibi davranıyor. Kitapta da. Aynen aynen. Tamamen kucak açan, mantıklı, cesaretli. Çünkü Alice hemen bayılıyor her şeye daha küçük. <laughs> evet. Bizim şimdi Koray'la da Unkas arasında bir yakınlaşma. Bak burada da aslında bir kızıl Kızıldereli bir beyaz kadına aşık olabilir mesajı. Burada veriliyor aslında. Bu arada Koray da çok beğeniyor ya Unkas'ı. Tabii ki de karşılıklı. Normalde karşılıklı. şey demezsin. İki ha, farklı ırktan böyle çok beğendiğini yazar gayet cesur olarak söylemiş yani Unkas'ın o ne bileyim genç kaslı atik vücudunu bayağı betimleyerek beğendiğini söylüyor Koray'ın Alice'le de. Tabii binbaşı da binbaşı da alan binbaşı. <laughs> binbaşı zaten Salak oldu Sana ormana girince. O da tabii ama kötü anlamda hiçbir şey düşünmüyor aslında. Alice o da biraz şey yanık. Ee, Alice'i seviyor. Evet. Ee, diğer kız kardeş. Tabii böyle bir aşkla, aşk olmazsa olmaz tabii. Yoksa kitap akıp gidemez. İlla aşk duygusu veriliyor kitaplarda illaki Böyle bir kovalamaca artık bu sefer de kötü karakter Magua'nın kabilesi onları takip etmek için, onları e, bulmak için takip takibe başlıyorlar ama... Burada heyecanlı bölümler işte burası. İşte gün batıyor. Güneş şurada. işte ay burada. Yaprak şöyle kıpırdadı. Yerde işte ayak izi var. Ayak izinden bile hangi kabileden olduğunu buluyor adamlar. Hani bunun yerli mi? Hakikaten onlar neydi ya? İşte... Ama bir de sana sana da inandırıyor yani. Evet yani çok şey mantıklı. Gerçekten de deliler şöyle yapıyor. Mesela e, en önde biri yürüyorsa Tek sıra yürüyüşü var ya hızlı -hı, deli yürüyüşü hı -hı. öyleymiş. Tek sıra herkes. Hı -hı. En önde biri yürüyorsa diğer herkes onun yürüdüğü yere basıyor sadece. Evet. Tek kişi gibi. Yani kaç Bu kişi olduğu belli olmuyor. Kaç kişi olmuyor. oldukları asla bilinmiyor. Ço ya buralar çok güzeldi gerçekten. Ve güzeldi. işte zaten kitabın çoğu kısmı takip dediğimiz iz bulma dediğimiz kısımlar bunu anlatan kısımlar. Yani hiç sıkıcı değil. Ve sen de hani anlıyorsun ki doğanın ne kadar önemli olduğunu, doğaya bakmanın aslında ne kadar önemli olduğunu, her şeyin doğada olduğunu görüyorsun izini bulmak için de bir kokudan bir sesten işte kartalın uçuşundan demek ki diyor orada bir şey var oraya o yüzden uçuyor gibi bir sürü yorumlamalar var bunları tek tek ayrıntıya girip anlatmaya gerek yok ee, böyle bir takipler işte e, takip esnasında tabi illa ki bunlar bir sığınacak yer arıyorlar sonuçta ve bir adaya gidiyorlar bir tabi orası bu e, romanımızın yer, geçtiği yani... yer Aha. hı hı bu romanımızın geçtiği yerde de zaten küçük küçük adacıklar da var. Hani çünkü kanolarla falan da hareket ediyorlar yerliler. Hani böyle tamamen evet. yürüyerek ya da atlarla değil. Bu arada bir at çeşidi varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Küçük atlar. Onlar Marasanget. Böyle aynı sağ Aynen. ön koluyla sağ arka kolunu aynı anda atıp sol ön koluyla sol arka kolunu aynı anda yürüyen. Avcı diyor ya ben Hı -hı. hayatımda böyle bir hayvan görmedim diyor. <laughs> Hı -hı. Biz de görmemiştik, öğrenmiş olduk. <laughs> biz, i̇şte, biz de, evet, biz görmemiştik de var. İşte böyle bir e, işte coğrafyada geçiyor yani. Hem sık ormanlar, bir tarafta dereler, göller. Kano işte yarışı. Kano, kano yarışları, kano üzerinde çatışmalar, tüfek gelmiş orlara herkesin bir tüfeği, bıçakları, baltaları. Hani bir sürü şey var ve bu asıl işte şimdi bunu hiç bahsetmedik bu zamana kadar ama bu kafa derisi alma olayı. Ha doğru ya evet. Kafa derisi alma olayı. Ne kadar normalmiş gibi değil mi onun evet. için? Evet. Ya çünkü Hatta saçlarının sadece o kısmını uzatıyorlar ki ben beni biri öldürdüğünde kafa derimi rahatlıkla alsın yani diye ya falan. kızıl Böyle. kızıl deriler arasında şimdi ne diyor bu diyenler olabilir bize? Kızıl deriler arasında aslında bu bir gövde gösterisi gibi savaşlarda savaştan sonra öldürdükleri insanların kafa derilerini e, koparıyorlar ki ben işte övünüyor adam. Hani ben bunu öldürdüm, bu kadar kişi öldürdüm, şu kadar kafa derisi aldım. Ama herkes de böyle olacağını biliyor ve e, bir tutam saç bırakıyorlar, kafa derim rahat alınsın diye. Hani böyle evet bir ya, anlayış var. Bu bir acayipti bizim için. Ve öldüklerinde geniş avlaklara, geniş işte or, e, ormanlara rahatça avlanabilecekleri yerlere gideceklerini düşünüyorlar. Hani o açıdan da ölümden kesinlikle korkmuyorlar. Öyle bir anlayışları var. Tabii onları da kendilerine göre bir cennet şeyi var tasvirleri var. Tabii ki de İşte her neyse biz mağaraya gidiyorlar bunlar. Fakat mağaranın içinde mağara, mağaranın içinde mağara olan bir yer. Hani böyle ufacık bir mağaradan değil. Bunları burada tabii sıkıştırıyorlar ve daha sonra bu tam sıkışıklık anında başka haberleşme çeşidi de yok yani. bizim 3 hero dediğim avcı, Son Moikan, Unkas ve babası Göle atlayıp resmen hiç nefes almadan haber yani yardım ulaştırmaya gidiyorlar aslında o açıdan <laughs> e, yine orada neden diğerleri gidemiyor de, diye aklından geçenler o kadar onlar yani onlar kadar profesyonel kaldırmadan değil. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta Unkas e, kalmak istiyor ama onu da en son ikna ediyorlar. Hani aslında hani direkt bizi kaçalım kesildi o kafada değiller. hani Onu da söyleyelim baştan gidiyorlar diyoruz böyle rahat rahat ama. <laughs> ee, daha sonra tabi bunlar yakalanıyorlar orada. Yakalanıyorlar ve bu sefer takip değişiyor. <laughs> Bizim üç e, işte kahramanımız bu sefer diğerlerini kurtarmak için onların peşlerine düşmeye başlıyorlar. Ee, böyle ilerleyen süreçte tabi sürekli takip, ayak izleri, bir sesler, e, bir de birbirlerine böyle hayvan sesi çıkarıyorlar ya. Böyle direkt bizzat hiç kimse anlamayacağı şekilde. O da çok iyi ya resmen. Ee, ne denir ona? Ha. Huh. <laughs> ne denir ona? Bir de şey var ya. E, biyolojide ne? biyolojide vardı. E gittiğin yere ayak uydurursun. Seleksiyon, doğal seleksiyon mu diyeyim artık? doğal seleksiyon. Yok ya, o Yani seçilim o. E, ya. Yani şey Ay aslında bu da seçilim. O sesleri çıkarabilenler ayak yaşayıp kalmış orada. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> hani, hani, doğru. Hani on, o ırk, hani o ırk yani adaptasyon ha, adaptasyon, adaptasyon öyle mi adapte değil. olmuşlar ki? Yani bir resmen bir yılan gibi, hayvan gibi e, hareket ediyorlar. Bak şöyle düşün mesela orada biz ya da beyaz işte İngiliz, Fransızlar öyle yaşamayacağı için onların da ırkları devam ettiremeyecek sonuçta. Hani böyle bir seçilim benim demek istediğim. Hani Anladım evet doğru. Çok şey yani e, çok başarılılar. Yani direkt zaten bizim Kızılderililerin e, baktığımız, baktığımızda Kızılderililere ne kadar iz süren, ne kadar böyle e, işte senin dediğin gibi tek sıra yürüyüşte belki bin kişi gidiyor ama bir kişi gidiyor havası verebilen. Ya yani çok farklı ve çok güzeldi yani buraya, buraya kadar. İşte o, senin dediğin yerde bu e, bizim üç kahraman e, İngilizlere haber götürmek için çıkıyorlar. Ama diğerleri yakalanıyor Maguaya. O işte Magua dediğinde Huronların şefi işte Hı -hı. Huron diye e, kötü bir kabile var. Kızı delilleri hem övüyor yani. Bir kabilesini övüyor, bir kabilesini kötülüyor. Tabii ki diye. de. Bu Huron e, şeyleri yakalıyor bizim işte kızları, binbaşı ve müezzin David'i. David Camus. David ya onun Hristiyan şeyi neydi ki? Onu bilmiyorum. Ya o bir de müezzin sürekli diyor. bir Yahudi havası da var ha. İsrailoğulları falan filan diyor böyle. Yok ya yok, kilisede işte Hı -hı. şeyci, şarkıcı yani. Kilisede müzisyen. <laughs> müezzin. Onu da de deli sanıyorlar ya. Aynen ama zaten <laughs> adam öyle paçayı yırtıyor ya. <laughs> evet evet öyle yapalım. Ya oralar biraz bilmiyorum abi Çünkü hem çok gerçek hem ya biraz değil, da, bazı biraz yerleri orada gelir şimdi. Komikti ya. <laughs> yok yok evet. artık dedim hani bazı yerde şimdi geleceğiz zaten de. işte İşte diğerleri yakalanıyor. Ondan sonra tekrar avcıyla diğer o kahramanlarımız meğerse İngilizlere haber götürmemiş de bunları arkadan takip etmiş. Yine kurtarıyorlar. Sonra yine yakalanıyorlar. Yani aslında <laughs> en son kurtarıp <laughs> babasının yanına getiriyorlar ama oraya kadar gelin. Çünkü çok konuştuğumuz yerler işte o. East Aynen, zaten etmez. çoğu şey onunla geçiyor. Babasının yanına kaleye getiriyorlar. ama şöyle bir durum var. Kalenin savunması çok zayıf. Fransız generali var. Aşırı beyefendi bir adam Montcalm. Hı hı. Onu hatırlarsın. Tabii ki. Müthiş bir adam değil evet, miydi ya evet, çok. Evet ama en son hainlik yaptı. Hiç yakışmadı. Ya o da bilemezdik ki orada da. Ya, yakıştıramadık Montcalm. Yine yine bir olmadı yani. Evet. Şimdi bu Montkan uyanıklığı şöyle ki e, bu Magua'ya Huronların e, şefi olan biz Magua'ya oğlum diyor. Yani o kızı Deli kabilesini. Onu oğlu gibi söylüyor. Oğlum diyor. E, sonra bu İngilizlerin kalesinden binbaşı elçi olarak gidiyor Fransızların yanına. Fransız e, general diyor ki bak diyor kaleniz çok zayıf. Size gelen mektubu da yakaladık biz. Mektupta da destek gelmeyeceğini destek biliyoruz. Kale çok zayıf. <laughs> Şimdi kalenize girsek aynen desteklesin. Destek. Kalenize girsek bak bir sürü ölüm olacak. Hem de bariz kaybedeceksiniz. Hiç böyle yapmayalım. İkimiz de anlayışlı insanızdırız diyor. E sen diyor komutanına söyle. Munro var ya general Munro. Kızların, işte kızların babası. Aha. Ona söyle. E, yani barışçıl bir şekilde siz kaleyi terk edin. Biz geçeceğiz. Hatta, yani. Zaten alacağız. Hat, ölüm olmaz Hatta olmasın. Neden beyefendi aynen. dediğimizi de şöyle söyleyelim. E, diyor ki hı hı. hani kaybedeceksiniz ama. Tarihte bu nasıl geçecek? Siz sancağınızı kaybetmeyeceksiniz. Askerlerinizi kaybetmeyeceksiniz. Silahlarınızı kaybetmeyeceksiniz. Çekip gideceksiniz diyor. Böyle bir kaybetmeden bahsediyor. Hani ne Evet, evet. şey çok el, gönlünü yapıyor hiçbir ya. Hiçbir şekilde el koyma yok. Ben adam diyor ki benim bu kaleyi yıkmam lazım. <laughs> benim görevim bu. Hani evet. onun içinde adam öldürmeyelim diyor yani. Ki zaten kaybedeceksiniz. Yok. Bana dese ben %100 kabul ederim. Ama işte evet. <laughs> ama sonradan anlıyoruz ki. Evet ama, ama. şimdi bu diyor ki e, şeye Huron şefine. E, oğlum diyor. Kaleyi aldık, e, savaş yapılmayacak. Magua diyor ki kızır deliler bir kere baltaya çıkar mı? Toprağa gömmez. E, i̇şte biz kafa yüzmeden kabul etmeyiz diyor. E, bu yok falan diyor. E, i̇kna olmuş gibi yapıyor önce kızır delileri. Şimdi bu İngilizler kaleyi terk edip e, yavaşça kafile halinde gider giderlerken bu kızı deliler geliyor abi bunlara. Bir, bir de ne bileyim çoluk çocuğu. şöyle bir şey var. O sahneyi hadi anlat. yani Okuyanlar bir, bir de şey bir şey <gülüyor> yani. hani <laughs> Kalede sadece asker yok. Sonuçta oraya bir 7 yıl savaşları diye geçiyor. Savaş 3. yılı diye bahsediyoruz. Orada bir yerleşke var. Bayağı şey var. Yani, var halk tabii. var ya. Çocuk var. Halk işte var Yaşlı yani. var. Kadın var. işte çocuklar var. Bebekler var. Askerler var. Aileleri var. Yani böyle bir şey e, ka, kabul ediyorum. Böyle bir şekilde gidiyorlar evet. yani. İşte orada kaç 3500 kişi mi bu tarihte katliamda. tarihte Öyle... Fort William Henry katliamı. Ya, gerçek diye bir diye. Olaymış. Evet evet gerçek gerçek bir olay. Fort William Henry katliamı diye gerçek geçiyor. Olaymış, ve çok acı yani Gerçekten onu okuyanlar e, bilsin artık orayı da. Yani bebek, çoluk, çocuk demeden yani of e, Fransızların anlaşmasına uymayan durdurulamaz Kızıl Kızılderililer halktan herkesi öldürmeye başlıyor huron orada. Huron kabilesi. Aynen hur Huronlar. Bu sırada da Magua geliyor. Koray'ı kaçıyor. Meğerse Magua da Koray'a göz koymuş. Tabii. E, diyor ki seni e, çadırımın şeyi yapacağım. <laughs> Aynen hatta işte. Çadırımın karısı yapacağım kovalamacalarda sürekli diyor. Yani benimle evlenirsen bırakacağım diğerlerini falan filan diye. Evet işte İşte yani. onun amacı babasına böyle bir acı çektirmek yani çok değişik. Yani hmm. bir de bunlar nasıl bir kindarlıksa kesinlikle son ana kadar vazgeçmiyor ya. Ok ya sonunda da öyle ya aman Allah'ım sürekli. Şimdi bu evet Koray'la Alice e, kaçırıyor. David de bunların peşine gidiyor ama bak müezzin nerf'ine ama helal olsun ona. Sonra bizimkiler de e, bunların yanına gidip bulmaya çalışıyorlar. Ama nasıl iz bulmalar? Uçuyorlar. o kanolar. Bu arada tabii. 3 euro ve binbaşı. Ka ve Kano şey genelde geliyor bu arada. 5 5 Kano savaşları oluyor. Değil mi? Gen tabii genelde geliyor. evet oraları çok gidi. Bak şey şeyleri buluyor. Kızı götürdükleri şeyi buluyorlar. Ee, çadırların olduğu yere işte köylerini Aslında buluyorlar. Aslında kabilesini buluyorlar direkt. Ha, ka aynı kabilenin yerleştiği köyleri buluyorlar. Ee, meğerse bizim müezzini o savaş sırasında korkup şarkı söylüyor. Hiçbir şey evet. yapmıyor. O yüzden bunu deli sanmışlar. Köyde böyle değnekle oynatıyorlar. Ya, deli <laughs> Zaten diye. Zaten o da her şeyde bir şarkı söylüyor ya sürekli bağıra bağıra. Evet her şeyde ilahi mesela, söylüyor. O yüzden bunu deli diye oynatmışlar. Işte o katliamda mi? bile işte bu bağırarak ilahi söylüyordu orada. Kitapta anlatılan işte O yüzden de deli sanmışlar işte. Evet. Kızların da birini kabilede, diğerini de yan kabileye emanet olarak O geliyor. yan kabilede. Yan kabilede ama bizim Mohikanlara daha yakın bir akraba kabile. Hı -hı. Onu da hani birinci, başlandı. birinci, Öküncü birinci, birinci derecenin akraba. Evet evet Mohikanlara <laughs> daha şeyler. Ee, bizim avcı ...ayı kostümü kılığında oraya giriyor. Ne diyeyim hani buraları nasıl anladım ki biraz. Yani işte sızlıyor diyelim. Ayı kostümü. Aslında ayı evet. kostümü. Şu... Ama ayı ayı yani. Şöyle ayı şöyle olarak bir şey geliyor. ama bak burayı ben öyle şöyle anladım mesela Huron kabilesinde ayı kostümünde büyücü var. Ayı ama bildiğin ayı gibi hareket ediyor. Evet, Bu evet. o büyücüyü buluyor, bağlıyor. Biraz da ceviz koydum önüne diyor. Hani ve onun yerine geçiyor <laughs> ama bildiğin ayı taklidi yapıyor yani. Görenler ayı sanıyor. İşte yaptığı hareketleri, yavaşlığı, hızlı bağırması tamamen taklit üzerine ayı taklidiyle köye resmen sızır, sız, yani sızma operasyonu yapıyor ve başarılı oluyor. Hı <laughs> Yani ay ayı şeklinde uzatmayalım hı hı. şeyi e, kurtarıyor çoğunu ama asıl bizim koramız diğer kabilede olduğu için e, diğer kabileye gitmiyorlar. Oraya odaklanalım. E, Magua'da da Magua da tabii diğer kabileye gidince e, söylüyor. İşte bak bu kız e, şey hepsi yakalanmış unkas falan diğer kabilede gittikleri zaman diğer kabile bunları hı hı. yakalamış aslında şöyle söyleyelim. Aslında sadece bizim avcılar kas işte Koray'ı kurtarmaya gidiyor işte babasıyla. Öbür günler ikiye Aynen. ayrılıp yani ekipten ikiye bölüp gidiyorlar. Öyle söylesek daha anlayışlı olacak. <laughs> anlayışlı anlaşılır olacak. Evet. Ya diğer kabiledeki sahneyi şöyle söyleyeyim. İşte bizim avcı yakalanmış. Ondan sonra David, e, Unkas, kızlar, binbaşı hepsi yakalanmış halde. Sadece şey yok değil mi? Baba Unkas'ın babası evet. yok. Aynen o da Dışarıda. o da o, da, o Kunduz <laughs> O da Kunduz taklit yapıyor o da kun, ya. evet Kunduz kostümüne giymiş. Kunduz, kostümünde. E, <laughs> Abi Kunduz dediğin yani 70 <laughs> santim bir metre bir şey o ya. Da, yani bilmiyorum, bilmem. O da Kunduz derisi geçirmiş kafasına. Hatta düşman kabirleri yanından geçerken falan bahsediyordu. Hani bu da Aha, aynen fark, fark etmediler. Yani. böyle işte Unkas'ı tam öldürecekler, kızı da işte cezalanacak. Magoya verecekler. Magoya Mago olarak gidecek. verecekler. Çünkü diğer kabilede de yaş çok yaşlı bir şey var. Tanrı arada uyukluyor, o kadar yaşlı. Evet. Aynı. <laughs> Uyu, donuyor, kalıyor. O o böyle karar veriyor. Ben diyor Maguvalar bizim kardeşimiz. Onlar ne derse oğlum, kız Magoa'nsa Magon kalacak falan diyor. As Sonra bizim Unkas üstünü bir çıkartıyor. Kaplumbağa dövmesi. <laughs> Kaplumbağa dövmesi var. Yani meğerse işte bu hani çok daha köklü, Asil. çok daha e, ulu, ulu bir soydan geliyor Hı -hı. demiştik ya. Orada diyor ki ben kaplumbağanın oğluyum. E, siz bu kabilelerim hepsinin şefi Hatta benim diyor. Hatta şöyle bir söylüyor. şey söylüyor yani. Siz bu kaplumbağanın sırtında yaşıyorsunuz diyor. Dünya bu kaplumbağanın sırtında. Tabii sırtı... Tanrı'nın oğluyum Aha. gibi bir şey söylüyor ya, bayağı orada. Bu kaplumbağanın sırtında dönüyor diyor şey dünya. Siz de burada yaşıyorsunuz diyor. İsa şeyi Aha. var. İsa göndermesi Aynen yani. var. Gerçekten öyle. Hani öyle bir kafa. Aha. Ondan sonra Magualara karşı bizim bu Unkas'ın ikna ettiği diğer kabileler. Artık kabile savaşı oluyor. Şeyleri kovalıyorlar. Koray'ı kaçıran magualları kovalamaya başlıyorlar bütün kabileler işte o önden koşuyor, diğerleri kaçmaya çalışıyor. Ee, en son Unkat artık dayanamıyor. Koray'a da aşık ya baya. Ee, en önden kendi başa kendi ekibiyle birden koşmaya başlıyor. Direkt Magua ile Koray'ın peşine koşuyor. Ee, Magu Magua artık yakalanacaklarını anlayınca e, Koray'ı falan tutuyor. Koray'ı tam öldürecek baltasıyla. O, öldürecek. Orada bir ikilem yaşıyor. öldüremiyor an... Aynen öldüremiyor. Baltasını duruyor. Magua'nın yanındaki banyak öldürüyor kızı. Yani o, o, sahne, o sahne ne kötü değil evet mi? Evet ya? Hatta diye Magua'dan kızı korkuyor. Kızı öldürüyor. Magua artık ondan sonra e, yani artık mecbur kalıyor daha doğrusu öyle yapmaya. Yani kızı öldürmese belki farklı bir yöne doğru gidebilirdi karakteri. Hı hı. Ama artık kız da ölünce iyice e, çıldırıyor. Unkas geliyor. Unkas işte kızı kurtarayım falan derken Magua unkası da bıçağı saplıyor göğsüne. Hatta baya böyle 20 30 kere vuruyor baltasını. Hı hı. En son binbaşı işte merhamet et falan diye bağırıyor arkadan ya. Hı hı. Yeter artık Magoa merhamet et falan diyor. Sonra Magoa bir de oradan sövüyor bunlara. E, ağaçtan işte ben en büyük benim kaçıyorum gibi bir şeyler söylüyor yani. Tabii işte. tabii. Yani her işte en büyüğü öldürdüm. Artık en şey benim en büyük şef benim. Şimdi de ölmeden gidiyorum gibi bir şey söylerken Şahin Göz çıkartıyor şeyi, gey göldüren özel tüfeğini. Meşhur tüfeğini. Aslında her şeymiş Aynı. yani normal bir tüfekmiş de büyük bir atıcılığı çok iyi. Uzun biraz uzunmuş aha, ya. Aha. Daha uzun. Şey, uzun Menzili falan uzun, 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 da uzun. Uzun namlulu evet. Ha bu çekiyor tak Magoa'yı vuruyor. Magua tabii yere. Yere çakılıyor ölüyor. Hı, -hı. Sahne çok iyiydi ya. Filmi var. Filmde de vardır büyük ihtimal böyle bir sahne. Mutlaka Hı -hı. buraya yapmışlardır. Hı -hı. Yani yine e, en azından günü eşitleyen bizim avcımız oluyor. Zaten ana karakter o demiştik. Evet. Sonunda da işte törenler falan. Oralar da çok güzeldi. Bu altını yer, çizdiğimiz yer var. Soruları Benim yine o... değiniriz. Hı -hı. Törenle ilgili altını çizdiğim yerler var. Onu o zaman o zaman konuşalım. Aynen öyle yaparız. E, ne yapalım hani Burulardan söylenecek bir şey yoksa istersen altın çizgileri geçebiliriz. Olur. Tabii ki de. Yani zaten tamam. genel bir mesela değerlendirme. Benim... Hı hı. Hı hı. Ya konuyu da anlatalım en azından konuyu anlatırken de aklımıza bir şey geliyor. Diye. Tabii ki de. Ee, ön sözlerden geçiyorum. Senin kaç da var mesela benim? Kafa derisini çizmişim orayı geçiyorum. Ya benim aslında şurada bir dakika bir yerde. 34 var de var benim. Sende var mı? Bir saniye ben onu hemen Ben şeyi e, bulmuşum bak. E, sayfa 40'ta. Sen kaç demiştin? 34. Ya yani sen, aynen, de sen söyle. Devam. <laughs> tamam. Bu 34'ün sonunda Beyazların kötü alışkanlıklarından biri kendini haksız yere övenlerin yaptıklarını ya da gördüklerini yalanlarının yüzlerine vurulabileceği ya da cesur bir adamın anlattıklarının doğruluğunu kanıtlamak için yoldaşlarının şahitliğine başvurabileceği toplantılarda anlatmak yerine kitaplara yazmalarıdır. Yani diyor ki ee, bir şeyi yüzüne karşı söylemezler ya da toplanıp birlikte konuşmazlar. Hı -hı. ama arkalarından kitaplara yazarlar beyaz Ama şey, gibi. gerçekten kızlı derler. Hani biz vahşi mahşi diyoruz ama bir kurulları var. Yaş Ekber ve Erşet sistemine göre galiba. Bir kurulları, Aynı. bir kurulları var ve bu kurulda karar alınıyor. Herkes konuşabiliyor. Hatta orada gerekirse birle birbirlerini bile öldürüyorlar yani. Alınan kararla hatta öyle bir sahne de var kitapta. Ee, ona da Hı -hı. ona da ayrı değinmek istiyorum. Adam Hani ona o zaman söyleyelim yeri geldiğinde. işte e, bunlar yüz yüze konuşabiliyorlar gerçekten ama yani beyazlarda dediğin gibi <laughs> altın çizdiğin yer öyle yani. Evet. Kızılderil toplantılarında o tütün içip ya. E, karar düşündükleri yerler iyi hakikaten. <laughs> tütün dönmeleri de bir acayip. Esrar evet. E, bayağı esrar içiyorlar yani. Şimdi benim çizdiğim yer şu. E, sayfa 40'ın sonunda <laughs> şunu Yapmış, e, altın çizmişim. İşte kızıl derilerle yaşıyorum ama kanına kan karışmamış bir beyaz olduğumu can düşmanların bile inkar edemez. Diyor bizim avcı. Avcı. hı. <laughs> Şimdi burada aslında ben e, bahsetmiştik ya e, hem beyazların üstün özelliğini hem kızıl derilerin üstün özelliğini aldığını biz söyledik. Fakat bu yazar burada bu karaktere bunun bilincini de vermiş. Aslında burada beyaz olduğunu da kesinlikle unutmuyor kızı derilerin onu yetiştirmesine ve e, ona eğitmesine rağmen tamamen onlara yakın hı hı. fakat burada bak e, yine şu kanına kan karışmamış demesi de belki kızı sonuçta bu evli değil bu kitapta e, belki bir kızı derilerle hiç evlilik dahi düşünmedi yani belki böyle bir ırksal yaklaşım var mı bilmiyorum kadınlar açısından konuşuyorum e, tamam erkeklerine evet, karşı evet çok can dostum, beraber işte tüfek salladığım, yan yana dövüştüğüm insanlar diyor. Fakat kadın karakterler yani kadın kızı delilere karşı hiçbir evlilik falan düşünmemiş. Çünkü kanıma kan karışmamış bir beyaz olduğumu herkes bilir diyor. Bak orayı da söyleyecektim. Kadınlara karşı çok aşağılıyorlar ya kızı deliler. Mesela karşı kabileden birini aşağılayacak ya. Etek giy. Vur <laughs> diyor. Kar gibidir diyor falan. İşte yani böyle aşağılıyorlar. Tabii etek yok etek giy diyor. Yok bilmem ne diyor. Tabii ha, yani ha, öyle ha. tabii. Böyle ama onu. şöyle bir şey var bir de e, aslında savaşlarını kabileleri için, tabii kendileri için de yapıyorlar da kadınları çok fazla koruyorlar aslında. E, mesela ama onlara da çok değer, karşı kabileleri kadınlara da çok değer vermiyor gibiler. Çok değişik bir ikilem yani. Yok yok aynen. Bayağı cinsiyet ayrımı çok net. <laughs> ya. Onu, onu bir şey diyemem. <laughs> Şimdi 66'da şey bir de var. Benim 66 kadar 45'te varmış. Heh. ırk ayrımı diye tekrardan tamam. söylemişim. Şöyle söyle bak mingo mingodur ve tanrının mingo olarak yarattığını ne bir Mohawk ne de bir başka bir kabile değiştirebilir. Burada da bir ön yargı var hmm. bence. Ben onu gördüm. Ön yargılı yaklaşılmış. Tabi kabileler arasında. Kesinlikle aynı. yani bu diyor ki işte bu mingo ise direkt kötüdür. Hani hiç içlerinden iyi insan çıkmazmış gibi konuşulmuş. Fakat hmm. e, bizim hani demiştim ya bunlar toplantı yapıyorlar kabilelerinde, çadırlarında. Orada birini idam etmişti bu kabile. Hatırlıyorsan önlerinden, evet, he, eylem Savaşıp <laughs> aynen, savaşıp kaçmadığı için. Yani adam demek ki içinde savaşacak şey yok. Yani bir de böyle bir dayatma var işte. yani bu bir zorunlulukmuş gibi. Belki o çok başka yani o, bir Yani erkekleri savaşması zorunluluğu O çocuk savaşmadığı için Hı -hı. Öldürüldü. öldürülüyor. Yani daha doğrusu Kendisini öldürmesi sağlandı yani bir şey. Hı hı. Ve utanç verici bir şey olarak gösteriliyor. Burada da sallıyorum mingo mingo'dur. Tanrı'nın mingo olarak yarattığını kimse değiştiremez dediği. Yani kesinlikle bir ön yargı var kendileri arasında. Bunu da bizzat kesinlikle söyleyebilirim yani. Ee, ön yargıyla yaklaşma var. Hani direkt şuradansa kötüdür. Bundansa iyidir. Bundansa işte e, çok iyi dövüşür. Bundansa çok iyi bilmem nedir gibi bir genel algı var. Onu da kitapta zaten görüyoruz ama hem bunu evet. söylüyor yazar eleştiri veriyor eleştiriyorum yazarı burada hem bunu söylüyor hem de Mogua'yı sonuna kadar kötü yapıp kötü bırakıyor demek istediğimi de anladın değil mi hani madem bu kadar anladım, anladım. bu kadar karşı geliyorsun madem hani ırkçılığa bilmem ne o zaman bizim Mogua'yı iyi bir taraftan karşımıza getirebilirdi belki bir de böyle bir düşüncem ya var ama o dönemin kitaplarında bak ama hep şey ya hiç öyle gri karakter çok yok bak yine burada da Unkas mesela Unkas'ın bir kötü bir şeyi var mı? Yok tabii. Bir tane tabii şey yok. Hiç yok. Bembeyaz yapmışlar Unkas'ı. Aynı şekilde bizim Avcı da öyle. Hı -hı. E, ama e, diğerine bakıyorsun. O da işte çok kötü yani. Çocuk falan öldürüyor. Tabii tabii. E, ne bileyim. Yakalanacağını anlayınca yanında kadını öldürüyor Her şey falan yapıyor. böyle birinde Hı -hı. simsiyah yapmışlar Yani işte burada Mingo Mingo durdan kastı, bak daha sayfa 45'te veriyor bunu bize bu mesajı daha sonraki olaylarda görüyoruz zaten. Ki öyle bitiriyor yani. Bu sözünün arkasındaymış hmm. gibi bitiriyor. Demek istediğim o. Tabii ki de evet, heh, evet. yani belki şöyle bir şey yapabilirdi. Bu Magua'yı belki biraz daha böyle vicdanen çekip hani mingo mingo da değildir belki gösterebilirdi diye düşündüm sadece. Benim kendi eleştirim. <laughs> şey, bütün mingo'lar da çok da mingo değildir. Gibi. Yani sadece benim aklıma gelen eleştiriydi bu. <laughs> 66 var benim. Senin var mı? Yok yok devam ya böyle devam edelim. Tamam. 66'da avcı şey diyor. Ben diyor isimler üstüne çok kafa yorarım. Maalesef Hristiyan isimleri Kızır Deli'nin eline su bir dökemez. Çünkü Hristiyanlarda tanıdığım en korkak adamın adı Lion'du yani aslandı. Hı, hı. Diyor. İnsanı yaralı bir geyikten daha hızlı azallamaya başlayacak. Karısının adı da patience yani sabırdı. <laughs> Kızır delilerin kendilerine verdikleri isimlerse genellikle kendilerini nasıl gördüklerini yansıtır. Çingaçguk var ya Amukas'ın babası. <laughs> yani büyük yılan demek. Kendisini büyük ya da küçük bir yılan gibi gördüğünden değil, insan karakterinin dolambaçlı yapısından ve sarmallarından anladığı için bir de yılan gibi düşmanın en beklenmediği anda ve sessizce avladığı için diyor. Evet burası doğru. Evet. Onlar isimleri gerçekten karaktere uygun veriyorlar. Hı hı. Zaten Bizdeki gibi. şey yani bir de e, düşman... Ahmet Türk deyip de e, HDP'nin başkanı Şey yani. yani. mesela e, ne onun adı? E, karşı kabiledekiler de ona göre işte yok geyik öldüren. İşte ne bileyim işte uzun tüfek evet. diyor. Hani ona göre gerçekten ona göre isimlendiriyorlar. <laughs> 108'de 100, var benim mi Benim 105'te şey var bak şuranın altına çizmişim. Heh. işte e, beyaz adam öldüğünde huzura ereceğini düşünür. Ama kızıl deriler ölülerin ruhuna bile azap vermeyi bilir. Cesedi nerede, kafa derisi nerede diye sordu diye e, söylüyor. İşte hmm. burada neden kafa derisi aldıklarını, e, aslında burada bize açıklamış. Evet. Yani bunların onlara o öldüklerinde e, o işte kutlu avlaklarında e, onlara belki iyilik getireceğini, yol göstereceğini, işte kahramanlık kazandıracağını düşünüyorlar ve ruhun hala yaşayıp ona hala da azap verebileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir e, mesela bizde ya da beyaz ırkta burada dediği gibi direkt ölünce huzura ereceğini düşünebilirsin. Ama kızı derilerin neden kafa derisi alıp e, cesetler hakkında e, bazı işlemler yaptığını da burada görüyoruz yani. Hı hı. 108'de ben şeyi çizmişim. Bu binbaşı Hayward kızın öldürülmediğini belki öldürülmemiştir işte belki Fransız generale götürmek için saklanmıştır diye bir kendi kendine umut ediyor. Ve orada şey diyor yazar. Baskı altındaki kişilerin kafası durmaksızın çalışıp hayal gücü umut varken olduğundan daha fazla çalıştığından o yüzden böyle düşünüyor diyor binbaşı için. Yani Bu direkt işte bak bu bundan sonraki yazarlarda bu tarz çıkarımlar çok daha fazla olmaya başlıyor. Yani biz biraz Hı -hı. daha okuduğumuz psikolojik için... Psikolojik tahvillere giriyorlar. Aynen, zaten ha, bizim... Bu arada Stendhal'da işte ilk psikoloji romanı <laughs> Öyleymiş bak zaten ondan sonra Dostoyevski'ler, Viktor Hugo'lar geliyor. Özellikle Dostoyevski psikolojik roman anlamında yani bir Raskolnikov var ki e, yerine koymamak imkansız kendini. İşte bak böyle girmeye evet. başlıyorlar demek bu zamanlarda. O yüzden önemliydi Hı -hı. bak burası. Hemen geçiyorum. Bilim, her ne çizim, onu konuşurdu. Benim benim 118'de şöyle bir şey var. Hı hı. Şimdi bu Magua şimdi Mingo Mingo'dur dedik ya <laughs> yani Magua'nın evet. Magua diğer isimleri gibi düşünelim onu. Şimdi diyor ki burada e, eğer diyor bu benim suçum mu diyor yani benim böyle kötü olmam. Ateş suyunu veren bana ateş suyunu veren kimdi? Ha ateş suyu, viski. Ha, aynen. <laughs> bana diyor bu işte bu ateş suyunu veren kimdi? Beni serseriliğe iten kimdi? İşte sizin gibiler, soluk benizler bana bunu yaptı diyor. Ben bu yüzden kötü oldum diyor yani aslında biraz da. Bilmiyorum burada da bu kendine böyle savunuyor ama yaptıkları kesinlikle tabii bunları açıklaması değil. Ama bana diyor hı hı. bunu beyazlar yaptı. İşte burada ne görüyoruz biliyor musun? Ya bu adamlar orada kendileri başına savaşıyorlardı abi. <laughs> Bir şekilde yani normal her yerdeki gibi kendi en azından şu kabile bu kabile diye buraya işte İngilizler, Fransızlar Aynen. sömürge araşıyla gelince tabii ki de bunların kötülükleri dokunuyor oradaki yerli halka yani. Oraya tabii iyilik için, bilmem ne için İngilizle ya da Fransa oraya medeniyet için değil, oraya tamamen sömürge için yok, gidiyorlar. Yok, tabii tabii. Yani bu yüzden de bu kabilelerin yaşadıkları tamam acı Ya ırkları yok oldu tabii ya, kıta yok oldu da acı olsun? veriyorlar elbette ama bunu da yani kesinlikle savunmuyorum yaptıkları şeyleri. Bu kitapta anlatılanlardan ötürü. Ama biraz da düşünmek gerekiyor işte bazı şeyleri. Durduk yere de yani. Hı hı. Benim işte burayı çizmişim işte. Hani bana bunu biraz da siz yaptınız. Beni bu duruma siz köpek gibi bağladınız. İşte beni bütün beyaz savaşların gözü önünde kırbaçladınız. İşte sürekli beni aşağıladınız. Beni bir köpek gibi işte davrandınız diye burada söylüyor açık açık. top tabii, tabii. Orada hak vermemek i̇şte mümkün bu değil. Bu intikamının sebebi bu. Bu yüzden işte. Deme... Evet hı -hı Dediğimiz buydu yani. Bu... Hı -hı. Ben şey çizmişim, bir e, cennet şey, tartışması vardı. Binbaşı ile bizim avcı Hı -hı. arasında 220'de. Hı -hı. Direkt, direkt geliyor oraya. Aynen. Yerleşkelerdeki vaizlerin ölümden sonraki hayattan bahsederken cennetin huzur dolu bir yer olduğunu söylediklerine şahit oldum. Şimdi mutluluk insandan insana değişen bir şeydi. Örneğin ben Tanrı'nın hikmetine olan bütün saygım bir yana... Doğum gereği hareketten ve kovalamacadan hoşlanırım ve vazilerin bahsettiği büyük malikanelere hapsolmak beni mutlu etmezdi. <laughs> Güzeldi burası. Burayı, burayı yani, ben Cennet de tasviri. Ha, cennet tasviri tek bir e, kalıp halinde. Ama her insan için mutlu farklıdır diyor. Ben mesela öyle sakin sakin oturamam diyor adam ya. <laughs> <laughs> Zaten buraya ben de çizmişim. Cennet tasviri yazmışım buraya. Değil mi sen Hı? de çizdin? Aynen. 128'de. Şey vardı hani kızır delilerin konuşmasından e, biz insanların alması gereken ders diye konuşuyor. Hı hı. E, işte Unkas'ın sözü mesela en babasının yanında mesela çocuk olmasına rağmen Unkas. Unkas'ın sözü bile en az babasınınkiler kadar dikkate alınarak dinleniyor. Ve herhangi bir sabırsızlık göstermek bir yana bir kişi sözünü tam olarak bitirip söylediklerinin değerlendirileceği bir kısa sessizlik anı geçmeden başka hiç kimse ağzını açıp cevap vermiyor. Hı hı. Burası çok iyi. Bu yüzden uzun sürüyor büyük. Evet, kesinlikle. Konuşmaları. Ben 231'de bak şunu çizmişim. E, dua edecekseniz içinizden edin. Zaten dualarınızı duyacak olan Tanrı ağızdan çıkanları duyduğu gibi kalpten geçenleri de duyacaktır. Yani burası gerçekten evet. duanın tanımı benim için de. Hani illa göz göre göre, göstere göstere Orada burada değildi. Zaten içinden aklından iyi niyetinde geçirdiğin her şeyi ilbet kalbinden geçen her şeyi zaten bilinecek. O yüzden burası güzeldi yani bu altın çizdiğim yer. Aynen. Şimdi son olarak da şunları söyleyeyim ben e, kendim için. Hı -hı. E, şimdi bizim bu cenaze töreni demiştik en son işte Unka söylüyor, Kora ölüyor falan. Evet. Bunlar tabi bir cenaze töreni düzenleniyor dinleri, inandıkları şeyler farklı olsa da şöyle bir cümle var. İşte sayfa 396'da zaten sonlar adına doğru baya. bayağı. İşte farklı isimlerle tapındığımız varlık bu, bu yaptıklarını karşılıksız bırakmayacaktır. Sınıf, cinsiyet ve ırk ayrımı olmaksızın onun dizlerinin dibinde bir araya geleceğimiz gün yakındır diyor. Yani burada da artık ya doğru ya, burası güzel. kitabın bağlayıcı kısımları ve ben şunu gördüm. Ee, şimdi şimdi Kızılderililer de beyaz ırkta ırktakiler de bir şey kaybediyor ve bu işte iki aşık kaybediliyor. Kora ve Unkas, hı hı. biri Son Moikan hatta. Burada ortak felakette inandıkları şeyler tamamen farklı olmasına rağmen kurulan bir gönül bağı var. Herkes birbirini üzülebiliyor. Yani benim burada evet. gördüğüm şey dilin, dinin, ırkın, neyin her şeyin farklı olsa da demek ki biz insan olarak en son geleceğimiz noktada ortak bir felakette her şeyi bir kenara bırakıp e, gönül bağı kurabiliyoruz. Bunu o zamanda da söylemişler. Şimdi de de böyle bu. Yani bu kitabın önemi açısından en sonki bölüm gayet zaten güzeldi. E, bunu eklemek istedim yani. Evet evet son bölüm çok güzeldi. Orada e, bu ortak tanrı şeyi de söylemi de güzeldi senin dediğin Hı -hı. yerdeki. Hı -hı. ya Benim başka zaman. alıntıladığım başka bir yer yok. Aynen benim de kalmadı. O zaman e, bir sonraki kitabımızda söyleyelim. Tabii. Dinleyiciler bizimle beraber okumak isterse kırmızı ve siyah standaldan yani kırmızı ve siyah merakla beklediğimiz bir kitaptı bu da. Hatta söylediğin ilk bakalım psik nasıl psikolojik roman mı demişti. Aynen ilk psikolojik romanmış. Çok. Doğru. Bunu da iletişim yayınlarından edindik. Ee, kalın bir Hı -hı. kitap 600-700 sayfa vardır. İletişim evet, bu, bu yayınlarından edindik. <laughs> Hı -hı. Ee, merakla bekliyoruz ve heyecanla hemen okumaya başlıyoruz hatta. Evet dostum. O zaman ağzına sağlık, senin ya de ağzına olasın. sağlık. Güzel bir yayında yine memnun kaldım gayet de eğlenceliydi. Görüşmek üzere. Aynen ya. çok eğlenceli. Görüşürüz. Görüşürüz.